Fransa'nın Nazi işgalinden kurtuluşunun 70. yılında acı hatıralar yaşamaya devam ediyor. Tutuklananlardan bazılarının hayatı genç yaşta altüst oldu. Beni yanlışlıkla tutukladılar. Annem örgüt liderinin evinde tuzağa düşürülerek tutuklandığında 8 yaşındaydım. Biri tabancalı, diğeri el bombalı iki adam bizi karşıladı. Sanırım çocuklu bir kadınla karşılaşmayı beklemiyorlardı. "29 Haziran 1944'te tutuklandığımızda Gestapo'ya götürüldük. Bir süre sonra dedemle annemi sorgulamak için bir adam geldi. Annem yarım saat 45 dakika sonra geri geldi ve kulağıma "dedeni öldürdüler" diye fısıldadı." Ebeveynleri ve abileri direnişçi olan küçük Andre ve gençlik çağında olan Yahudi Claude, Monluk hapishanesinde tutuldular. Lyon'da bulunan ve Nazi Almanya'sının silahlı kuvvetleri Wehrmacht tarafından yönetilen hapishane, Fransa'nın güney bölgesi için kullanılıyordu. 8000'den fazla Yahudi, direnişçi ve rehine korkunç şartlarda bu hapishanede tutuldu. "Beni Yahudi barakası denilen yere götürmek için almaya geldiler. Günde bir öğün yemek veriyorlardı. İçerisi tahta kurularıyla doluydu. Milyonlarca. Ezmeye çalışsak da nafile." "Yahudi olmayan çocuklu bir kadın nereye yerleştirilir? Sıkıntı oluyordu. Kadınlar yemekhanesine gelmiştik. İlk defa bir ranzayla karşılaşıyordum. Tabii ne korkuluk ne de merdiven vardı. Annem, "hayır düşer buradan" diyerek hayıflandı." "Sabah kapı açıldı. Kapıda bir Alman. Alfabetik sırayla isim listesini okuyor. Bu iki şekilde son buluyordu. Ya eşyalarla ya da eşyasız. Şahit olduğum iki seferde de eşyasız çağrı yapılmıştı. İsmi okunanlar gün içinde kurşuna dizileceklerini bile bile gidiyorlardı." "Annemi birçok kez sorguladılar. Diğer tutsaklara yapılan insan dışı muamele ile aynı şekilde. İlk sorguda, "annem nerede? Ona da yemek ayırmak lazım" dediğimde, diğerinin cevabı, "döndüğünde bir şey yemek istemeyecek zaten. Hem kendisi söyler sana" oldu. "Nerede olduğumuzdan habersiz çığlıklar ve köpek avlamaları duyuyorduk. Sonradan öğrendik ki Auschwitz-Birkenau'ya gelmişiz. 15 yaşındaydım. Annemle aynı vagondaydık ve biraz tereddüt ettikten sonra annemin olduğu tarafa yanaştım. Beni şiddetle erkeklerin tarafına itti. Birbirimizi bir anda gözden kaybettik. Sonra ne olacağını bilmiyorduk. Onu bir daha hiç görmedim." Ravensbrück'e götürülen annem Haziran 1945'te döndü. Dachau'ya götürülen babam orada hayatını kaybetti. Abilerimden biri Mauthausen'e götürüldü ve 24 Mart 1945'te öldü. "Alışamadığım bir tek şey var. Annemi kaybetme şeklim. Bazı geceler uyandığımda onu düşündüğüm oluyor. Hala onu görüyorum. Öldüğünü kabullenemiyorum. Öyle işte." "Çocukluğum Monluk'te kaldı. Oradan çıktığımda artık bir çocuk değildim."